Melek borusu rengarenk çiçekleriyle görüntüsü son derece hoş bir bitki. Ancak uzmanlar bu güzelliğin arkasında gizli bir tehlike olduğunu söylüyor ve uyarıyor. Çünkü çiçeği zehirli. Şimdi bu çiçeğin çokça görüldüğü Yalova'ya çevirelim kameralarımızı ve Cem Mete Okur arkasına çiçekleri almış ve aktarıyor. Çok güzel ama tehlikeli. Sendeyiz Cem. Evet Nilgün Balkaç, aslında bitkilerin zehirli veya zehirsiz olduğu, faydalı veya faydasız olduğunu ayırt etmek birçok anlamda mümkün. Fakat cennet borusu, bir diğer adıyla melek borusunda ayırt etmek neredeyse imkansız. Hemen cennet borusundan bahsedelim görüntüsüyle birlikte. Aslında görsel bir şekilde bakıldığı zaman özellikle bahar aylarında, ilkbaharda ve sonbaharda görüntüsüyle fotoğraf çek, doğal bir fotoğraf stüdyosu halinde kullanılıyor vatandaşlar tarafından. Bahar aylarında kokusuyla da aslında hoş bir koku da salıyor. Fakat hemen arkasında gizli bir toksit özelliği, zehirleyici özelliği bulunuyor. Yanımızda organik tarım danışmanı ve aynı zamanda ziraat mühendisi Soner Taştan var. Hemen soracağız. Melek borusu, yani bir diğer adıyla cennet borusunun zehirli olmasındaki en önemli etken nedir? Nedir bu bitkinin tam olarak açıklaması? Merhaba. Melek borusu veya cennet borusu, bazı yerlerde de trompet çiçeği olarak geçen bu bitki çok eski çağlardan beri dünyanın yüzeyinde yetişme alanı bulmuştur kendisine. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olmakla birlikte soğuğa, sıcağa ve kuraklığa dayanıklı olan bir bitki dünyanın pek çok yerinde kendine yetişme alanı bulmuştur. Ülkemizde de çok sık yetiştirilmekle beraber güzel görüntüsü ve hoş kokusuyla turizm alanlarında, turizm beldelerinde ve peyzaj amaçlı kullanılan bahçelerde fazlaca karşımıza çıkmaktadır. Bu bitki ilkbahar aylarında parfümvari, hatta parfümden daha da hoş bir koku salgılamaktadır. Bu sebeple yanından geçen vatandaşlarımız bitkiye fazlaca ilgi duymaktadır. Ancak bitkinin güzelliğinin altında yatan bir problemi var. Oldukça toksik bir etkiye sahiptir. Bu toksik etki de bitkinin veya insanlarda alerjik reaksiyona aktif hale getiriyor. Mesela bitkinin ilkbahar aylarında öz sıvısının koklanması, dudağa değmesi, göze değmesi çok ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Vatandaşlarımız bu bitkinin yaşından veya kurutulmuş yaprak ve çiçeklerinden çayını yapmaktadır. Maalesef bu oranı tutturamadıkları için zehirlenmeler, hatta ölüme varabilecek olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Bitkinin diğer bir meşhur tarafı da dünyanın en zehirli 10 bitkisinden bir tanesi olmasıdır. Bu amaçla da vatandaşlarımız yaklaşsın, resim çekilsin ama kesinlikle tadına bakmasın. Özellikle ilkbahar yaz aylarında o bitki öz suyunun yüksek olduğu dönemlerde çocuklardan uzak tutmak gerekiyor. Aksi takdirde hiç tahmin etmeyeceğimiz sonuçlara sebep olabiliyor. Teşekkür ediyoruz hemen Soner Taşlan'a. Organik Tarım Danışmanı Soner Bey'in anlattığı üzere aslında görüntüsü oldukça güzel, doğal bir fotoğraf stüdyosu halinde ama bahar aylarında ve yaz aylarında daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bitkinin kendi sıvısının zehirleyici özelliği, yani toksit özelliği de bulunuyor ki tam anlamıyla bitkilerin hepsi tamamen zehirleyici diyemeyiz. Fakat içlerinde hangilerinin zehirlediği, hangilerinin zehirlemediği bilinmiyor. Bu anlamda bir anlamda tehlike arz ediyor diyelim ve Nilgün Balkaç Yalova'dan sözü tekrar size bırakalım.